hasretle kucaklaşan aşklar değil yürektir. Bazen hayalsin, bazense gerçek. Söyle kimsin sen, zehirli çiçek. Bu kadar sağlıklı, bu kadar güzel göreceğimi aklımdan bile geçiremezdim. Ve şimdi seninle gidiyorum. Bir daha da hiç dönmeyeceğim buralara. Boşanmazsak hala ümitlerin olur. Seni affedeceğimi, bir gün belki de barışacağımızı sanırsın. Oysa senin hakkında öyle şeyler öğrendim ki boşanmak için sabırsızlanıyorum. Ne yaptımsa senin için, seni sevdiğim için yaptım. Çık git evimden. Seni bir daha görmek istemiyorum. Katilin Bekir Gökten olduğu kesin belliyken o Hurşit gözlerimin içine baka baka yalan söylemiyor. Bir de ben deneyebilir miyim şansımı? Ne yapacaksın? Yarın evine gidip Pakize'yi konuşturmaya çalışacağım. Katil olarak Hurşit Tayfun adında birini ihbar ettiniz. Siz çıldırtacak mısınız beni be? Hadi sen de defolun evimden manyaklar. Defolun! Defolun! Bir daha da geldim. Merhaba anneciğim. Mine. Hoş geldin kızım. Nasılsın? Bu tezgahı Hurşit'le sana kurduran kim? Karşılığında ne aldınız? Konuşmazsan kızını şimdi buraya getireceğim. Hayır. Ne istiyorsan yapacağım. Susturmaya mecbur oldum. Artık hiçbir engel kalmadı Bekir Bey. Tahliyen garanti. Evet, hayırlısıyla bitti bu iş. Yakında çok paran olacak. Kim verecek o parayı? Ben. Sonra da ödeşeceğiz. Nasıl ödeşeceğiz? Bekle biraz. Bekleyelim bakalım. Tahliyemi talep ediyorum Sayın Başkan. Elimde vereceğiniz kararı kesin şekilde etkileyecek bir delil var. Pakize Gürcan'ın açıkça yazdığına göre katil olduğunu iddia eden Hurşit Tayfun o tarihte Burdur cezaevinde yatıyormuş. Aylardır bizimle uğraşıyor bu hayvan. Yetti be yetti. Yanına bırakmayacağını canım. Merak etme. Ayşin kurtulacaksın. Şimdi hemen hastaneye yaşayacaksın sevgilim. Kucakla beni sarıl. Sen de bana sarıl. Sımsıkı. Bırakma beni. Şimdi hiçbir acın kalmayacak. Sabret biraz. Ayşin! Hayır! Hayır Ayşin ölme! Yalvarırım. Bırakma beni ne olur. Ne olur ölme. Ölme ne olur.
Bırakma beni! Gözüm müthiş korktu senden. Hiç unutma öyleyse. Üstelik ilk cinayetim değil. Ya. Sen erkeği öldürmeyecek miydin? Evet. Ama o salak kız... birden kendini atıverdi önüme. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? En eski arkadaşımdı o kız. Ne? Hiçbir şey anlayamıyorum. Silahı şu göle at. Çabuk uçalım buralardan. Tam aradığım gibisin. Çabuk, durma dedim. Yok et şu silahı. Yardım et bana. Çek şunu. Nasıl zıpladı kurşunu yiyince? Bağırdı, inledi. Nasıl canı acımıştır kim bilir? Plakayı temizle hemen. Seninle dost olacak vaktim yok. En azından bana kim olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ben Mavi Kralım. Ben de onu söyleyemem. Hanımefendi, bebeği alabilir miyim? Al. Aa, saat 3 oldu. Şimdi aldığımız bir son dakika haberi için yayınımızı kesmek zorunda kaldık. Haber merkezimizin en çalışkan habercisi Ayşin Türkay az önce öldürüldü. Eşiyle birlikte gittiği Şile'de sahilde tüfekle vurulan arkadaşımızın ölümü büyük üzüntü yarattı. Polis sevgili arkadaşımız Ayşin Türkay'ın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş bir soruşturma yürütüyor. Ayşin'in tatile gittiği gün eşiyle yürüdüğü sahilde... Bunları hemen yakacaksın. Hemen. Küllerini de bu gece birkaç ayrı yerden denize atacaksın. Tamam. Durma git. Başla yakmaya. Ayşin Türkay, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Türkay'la 2 yıl önce mutlu bir evlilik yapmıştı. Eşiyle birlikte pek çok operasyona katılmış, olayları anında ve yerinde izleyerek bizlere çok başarılı haberler sunmuş olan cesur, gözü pek, çalışkan ve sevgi dolu arkadaşımız canını ortaya koyup ölümü hiçe sayarak pek çok kişinin hayatını kurtarmıştı. Ayşin'in ani ve feci ölümü hepimizde bir şok etkisi yarattı. Hoş geldiniz. Ayşin'in ani ve feci ölümü... Yiyecek bir şeyler hazırla bana. Polis, sevgili arkadaşımız Ayşin Türkay'ın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş Nilgün, bir soruşturma yürütüyor. Felaket, Ayşin'in felaket! Ne oldu? Ayşin'i öldürmüşler. Ne? Ne diyorsun? Televizyon sık sık tekrar ediyor. Vurmuşlar. Ölmüş Ayşin. Ne zaman? Neden? Ne istemişler o melek gibi kızdan? Ölüm hepimizi derin bir üzüntüyle sarsmış bulunuyor. Arkadaşımız Ekrem Türkay'a başsağlığı diliyorum.
Tek teselliğimiz katillerin en kısa zamanda bulunacak olmasıdır. Uzmanlarımız şu anda Ayşe'nin saldırıya uğradığı sahilde araştırma yapmaktadırlar. Olacağı buydu. Karı koca ikisi de en tehlikeli olayların üstüne gidip devamlı düşman kazanıyorlardı. Vah evladım, vah Ayşe. Anası babası mahvolmuştur şimdi. Söylemiştim Ayşe. Bu kadar ataka olma. Başına iş açacaksın diye uyarmıştım. Sen nereden geliyorsun? Niçin soruyorsun? Çizmeleri çamur içinde. Motorla Kilios'a kadar gittim. Ormanda tek başıma yürüdüm. Sahilde dalgaları seyrettim bir süre. Doktor sağlığın için çok faydalı olacağını söylemişti, biliyor musun? Tam kendime gelmişken Ayşin yeniden berbat etti beni. Hastalanmasam iyidir. Ayşin! Beni bırakıp gidemezsin. Seni toprağa veremem. Veremem Ayşin'i. Canım, kıyamam sana. Tamam, görevlilerin yapacağı Hayır. işlemler var. Evet, burayı terk etmeyin. Hadi gidelim Ekrem'ciğim. Ayrılamam karımdan. Bırakın beni. Bırakın. Güçlü olma. Bırakın. Hadi. Bırakın. Kendini toparla biraz. Beni de Ayşin'le gömsünler. Aynı mezara. Bırakamam. Ayrılamam. Bırakın beni. Ekrem, sakin ol. Ne olur. Ekrem, lütfen yapma. Güçlü olmak zorundasın. Beni nasıl ayırırsınız karımdan? Nasıl? Yakışmıyor Ekrem. Onun ruhunu da üzüyorsun. Yazık, günahtır. Karına karşı görevlerin var. Önce onun katillerini bulacaksın. Bulacağım! Onun kanını yerde bırakma. Sonra ne istersen yap. Bir daha göreyim. Son bir defa daha. Bir daha, son bir defa daha öpeyim ne olur Ayşin! Ayşin! Gelmeyin benimle. Bu gece yalnız kaldım. Zor gelir. Çay kahve içeriz. Laflarız biraz. Gelmeyin dedim. Yalnız kalmak istiyorum. Komiserim. Gelmeyin. Rahat bırakın beni. Şu kapıların birinden çıkıverse, koşsa, boynuma sarılıverse. Yıl sonra nihayet tatil yapacağız. Niçin vuruyorsun tahtaya? Bir aksilik olmasın diye. Şeytan kulağına kurşun diyorum.
Ne var? Kimsiniz? Seni kaçtır arıyorum. Olayı duyduğumdan beri şoktayım. Senin de ne halde olduğunu biliyorum. Başımız sağ olsun. Ekrem. Duydum. İstersen gel ben de kal. Ya da ben sana geleyim. Hayır, gelme. Böyle bir gecede yalnız kalman doğru değil. Geleyim, Ayşin'i konuşalım. Hep onu analım bu gece. Ben onunlayım zaten. Ekrem şimdi yansın yıkasın da anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Gene de Ayşin hak etmemişti öldüğünü. Bizim hesabımız Ekrem'leydi. Tetiği çekerken Ayşin gördü. Ekrem'e atıldı. Kurşunu o yedi. Önce ben de çok üzüldüm. Ama sonra en doğrusunu yaptığımı anladım. En doğrusu mu? Bize bu kadar kötülük yapan birinin çarçabuk ölüp gitmesi ceza değil ödül olurdu babacığım. İki cinayette başın belada. Tam kurtulmuşken Ekrem yaktı seni. Kaç yıl yiyeceğim, kaç yıl yatacağım belli değil. Kurtulmam mucizelere kaldı. Bizi bu felaketlere çarptıran Ekrem de şimdi bizim kadar acı çekecek. Ayşin'in delisidir o köpek, mahvolacak. Yaşadığı sürece her gün çıldırıp kahrolacak. Senin aklını, bu müthiş nefretini öpüyorum. Ekrem'in ölmeyişi bizi bir de şüphelerden kurtarıp temize çıkardı. Polis şimdi Ayşin'in katilini bizden çok uzaklarda arıyor. Dünyada senden daha akıllı, daha hayırlı bir evlat yoktur. Kiralık katil meselesinde başımızı yakan Nusret Balcı'yı da konuşmamız gerekiyor. Ama hiç vaktim yok. O herifi polisten önce biz bulmalıyız. Sonra konuşalım. Cenazeye ancak yetişirim. Hepsine başsağlığı diliyorum. Unutma, benden de bir çelenk gönder. Görüyorsun işte. Ölümlü dünya. Bir dakika sonra var mıyız yok muyuz belli değil. Biraz derin düşün. Kavgalar, ayrılıklar, üzüntüler ne kadar anlamsız ve gereksiz. Gel barışalım. Eminim Ayşin'in ruhu da sevinecektir. Ayşin'cin ölümünü bile kullanmaya kalkışıyorsun. Duygu sömürüsü yaparak beni razı etmenin peşindesin. Ben sadece barışmak o için... O benim en eski biricik arkadaşımdı. Matemine bile saygın yok. Amin. Her şey fanidir. Dünya fanidir. Durun! Koymayın o çelengi. Sakın koyma mezarın üzerine. Sakın diyorum. Çöpü atın bu çiçeği. Hayatı boyunca yaptığınız iyi, güzel ve doğruları mezarında arkadaş, sıratta yoldaş olur. Allah rızası için El-Fatiha. Senin karısı neden öldürülmüş? Yeni bir haber var mı? Hayır, yok. Senin tahliyenin yolunu kesen Ekrem'in karısıydı değil mi? Evet. Issız bir sahilde hem de kocasının yanında vuruyorlar. Plan, hesaplı, usta işi bir cinayet. Öyle mi? Sen Ayşin'i bırak da benim başıma açtığın belaya bak. Bula bula öyle bir katil buldun ki cinayetler işlenirken Burdur cezaevinde yatmakta. Senin adamın Nusret'in de bundan haberi bile yok. Haklısın, bize yakışmadı. Nusret çaylaklık etti. Üstelik senin 400 bin doları da kaptırdı. Parayı konuşmuyorum. Polis Nusret'in peşinde ve yakalayacak. O hayvan yakalandığı an bombası patlar. Pakize'nin öldürülmesi de bana yıkılır. Bir daha da kurtulamam.
ipe çekerler beni. Yanlışımızı düzelteceğiz. O bomba başka türlü patlayacak Bekir Bey. Bekle biraz. Buyur bey, iyi ki aradın. Ne haber Nusret? Nasılsın? Neredesin? Senin Kavacık'taki eski evde barınıyorum. Polis peşimde, can derdindeyim açıkçası. Ben Ayla Faruk'un öldürdüğü tarihi Hurşit'e söylemiştim. O zaman uyanıp bu iş olmaz demedi. Ben o tarihte mahkumum demedi bana. Deseydi... Takma kafana, rahat ol. Bu gece Sarı Bilal gelecek sana. Para ve pasaport getirecek. Hemen yurt dışına. Bu haberin ilaç gibi iyi geldi. Sağ ol beyim. Bilal'le işi bitirdikten sonra haber ver bana. Hadi geçmiş olsun. Duydun mu? Duydum. Anladım. İnanamıyorum. Annemden sonra bir Ayşin ablam vardı. Her şeyimdi. Benim de her şeyimdi. Hedef bendim. Beni öldürmek istediler. Bana ateş ettiler. Ayşin'im gördü, bana atıldı. Kurşunu o yedi. Oysa pusu benim için kurulmuştu. Ben de aynı kanıda olduğum için bunu kamuoyuna özellikle açıklamadım. Katiller bizleri ve seni yanılttıklarını sanıyorlar. Otur Ekrem. Çünkü Bekir Gökten içeride boş durmadı. Kurtulmak için müthiş bir plan hazırladı. Kiralık bir katil buldu ve onu bir kadına ihbar ettirdi. Mahkemede tahliye olacağım planını bozdun. Mahvoldu. Şimdi Nusret Balcı'yı yakaladığımız an Pakize'yi öldürtmekten de ayrıca yargılanacak. Belki de idama mahkum olacak. Evet. Çünkü Pakize Gürcan bıraktığı mektupta Nusret'i açıkça suçlamıştı. Bana bir şey olursa katilim Nusret Balcı adındaki adamdır. Nusret hapisteki katil Bekir Gökten'i kurtarmak için bana ve Hurşit'e 750 bin dolar vererek başımıza bu derdi açtı. Hedef açıkça belli. Nusret'in derhal yakalanmasını ve sorguya alınmasını istiyorum. Baş üstüne. Nusret konuşacak. Hı hı. Parayı kimden aldığını açıklayacak. Ve bizi sevgili Ayşin'in katiline götürecek. O katille de sadece ben hesaplaşacağım. Mezarlıkta Ayşin'in cenazesinde bile yalvardım. Konuşturmadı bile. Üstelik gene suçladı. O benim biricik aşkım, karım, çocuğumun anası. Boşansak da, ayrılsak da aramızdaki bağ kopamaz. Bunu bile bile bu kadar nasıl üzebiliyor beni anlayamıyorum. O senden kesinlikle kopmuş. Onu arayan, her fırsatta barışmak isteyen sensin. Belki de istemeyerek kırıcı oluyordur. Ona karşı elim kolum bağlı. Azan her konuda benden daha güçlü. Ya da kendini öyle sanıyor. Çocukluğuma ait bütün anılarımda o var. Ayşin'siz geçen bir günümü hatırlamıyorum. Ben de. Bizden daha sakin ve usluydu. Kavga etse bile hemen barışırdı. En çok da sizin evinizdeki günleri hatırlıyorum. Ne güzel. Ne kadar büyük. Çok kocaman. Hepsini babam yapıyor. Derde neler yapacak? Benim babam sağ olsaydı o da yapardı. Çok kötüsün. Biz yoksunuz, siz zenginsiniz diye şımarıyorsunuz değil mi? Aşk olsun, affedersin. Sen de hemencecik küsüyorsun. Nereye gidiyorsun? Yoruldum, konuşmuyorum. Hayır, barışacağız. Gidemezsin. Ne olur barışalım, ne olur. Ölüm nasıl bu kadar acımasız, bu kadar zalim olabilir? Evet, bu kadar gencecikken nasıl alır götürür Ayşin'i?
Hala inanamıyorum öldüğüne, biliyor musun? Ben de. Daha dün kadar yakın bir doğum gününü hatırlıyorum. Bir melek gibi yaşadım. Hiç kimseyi üzmeden. Tertemiz bir su gibi ufacık bir mezara aktı gitti. Ona ne olduysa Ekrem'le evlendikten sonra oldu. Ne gibi? Çok değişti. Sinirli, inatçı, kavgacı biri olup çıktı. Çalıştığı meslek ve karşılaştığı olaylar öyle olmasını gerektiriyordu. Babamızla uğraşması da mı meslek gereğiydi? Bana kalırsa Ekrem onu çok ters yönde etkiledi. Olaylara gönderirken Ayşin'i tedbirsiz ve korumasız bıraktı. Böyle deme. Onlar olamaz güzellikte bir evlilik yaşadılar. Aşkta ve işte birbirlerinden hiç ayrılmadılar. İyi düşün. Ayşin öldürülürken Ekrem yanındaydı. Koruyamadı, kurtaramadı Ayşinciyi. Ne yapabilirdi? Öyle alçakça bir pusu akıllarından bile geçmiyordu. Boş ver. Belki de ben Ayşin'e çok üzüldüğüm için Ekrem'e haksızlık ediyorum. Çıkalım. Yürüyelim biraz. Soğuk bir şeyler içelim. Bunca üzüntün yetmiyormuş gibi bir de mezarlıkta Orhan'la tartıştın galiba. Orada bile barışalım deyip durdu. Bana değilse Ayşe'nin ruhuna saygılı olmalıydı. O alçağın yüzünü görünce bütün kan beynime hücum ediyor. Ama seni hala bu kadar istiyorsa uzatma. Barış artık. Bu konuyu seninle konuşmuş kapatmıştık. Bitmiş bir evliliği bir daha da hiç konuşmayacaktık. Yazık ki unutmuş gibisin. Bağışla ablacığım. Orhan'dan bir daha asla söz etmeyeceğim sana. Buyurun beyefendi. Oğlumu göreceğim. Salona buyurun. Dadısına haber vereyim, getirsin. İstemem. Odasında göreceğim. Allah Allah. Hoş geldiniz. Oğlum nasıl? Çok iyi uyuyor. Uyansın öyleyse. Babası geldi. Sonra tekrar uyur. Yanına girmeniz doğru olmaz. İçkilisiniz. Çekil be. Oğlumu görmek için sana mı soracağım? Oğlum. Yavrum, canım benim. Ama Orhan Bey. Hadi be. Efendim. Sizi evden arıyorlar efendim. İkinci hatta. Evet, ne var? Beyefendi geldi az önce. İçkiliydi, engel olamadım. Bebeği zorla alıp götürdü. Ne? Oğlum. Oğlum benim. Ağlama. Ağlama. Al anacığım. Torununu gör nihayet. Gel kızım. Ağlama ya. Ağlama. Hoş geldin oğlum. Maşallah sana. Bak sustu. Sanki seni tanıdı. Nazan'ı da görmek, bir daha konuşmak isterdim. Gelecek mi? Hayır. Onun haberi bile yok. Gizlice mi getirdin? Ben babasıyım. Gizlice değil, zorla alıp geldim. Aydın nerede? Nereye sakladın? Niçin saklayayım? Benim yanımda. Annem ilk defa torun seviyor. Ufacık çocuğu şu halinde alır da nasıl getirirsin? Yolda başına bir kaza gelseydi. Ne kazası? Niçin gelsin? Çünkü içkilisin. Ne yaptığının farkında değilsin. Saçmalama, lafını bil. Bir daha evimi bastadığı hırpala çocuğumu zorla alıp götür de bak neler oluyor. Yazıklar olsun. Beni tehdit mi ediyorsun ha? Kimsin sen? Param var diye her dediğine boyun mu eğeceğim? Senin esirin miyim ben ha? Hayır. Ben sadece anneyim. Ama sen çekilmez haldesin. Sen daha mı iyi, daha mı duyarlısın? Sakin olun Orhan Bey. Tamam, çıkın dışarı. Siz karışmayın. Her şeyi duydum. Çok üzüldüm. Buyur kızım. Biricim, canım. Aydın benim yanımdaysa korkma. Paniğe kapılma bu kadar. Bilmiyordum. Önceden haberim olsa size kendim getirirdim. Az da olsa torun muhabbeti yaşadım. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Ellerinizi öperim.
İyi günler. Bu kadarla bitmeyecek. Evet, senin için korkmaya başladım. Kafayı çekip eh basıyor. Bebeciği zorla alıp gidiyorsun. Yakışmıyor sana. Yakışanı söyler misin? Bana en çok kahrolmak, suçlanmak yakışıyor değil mi? Bacak kadardın. Seni gözlerimin önünde yaktılar. Sonra babam tabancayla vurdu kendini. Karımın kız kardeşi işlediği cinayete bulaştırdı. Sonra da karım aklına esti, ayrıldı benden. Oğlum bile onun iziyle görüyorum. Bunlar bana çok yakışıyor değil mi anne? Olan olmuş ya. Yaşananları değiştiremez. Harap etme kendini. Ne dertlerin üstesinden gelmedik mi seninle birlikte? Her şeye rağmen ayakta kalmadık mı? Bunlar da geçecek oğlum. İçmekle, kendini üzmekle bir yere varamazsın. Güçlü olmalısın yavrum. Güçlü olmalısın. Emrin aynen uygulanacaktır beyim. Şüphem yok zaten. İyi haberini bekliyorum. Ellerini öperim. Duyuyorsun, biliyorum. Sana yemin ediyorum, katilini bulup öldüreceğim. Ölürken senin çektiğin acının bin beterini çekecek. Yoksa yanına gelemem, yüzüne bakamam. Bir gün yeniden kavuşacağız diyemem. Birden nasıl ayırdılar bizi? Sen burada bir mezarda, ben ortalarda yapayalnız. Bir tesellim var. Aynı şehirde beraberiz sevgilim. Kimsin? Yabancı değil. Selam. Bay. Bilal hoş geldin. Zahmet ettin. Ayıp ettin. Abimize hizmet vazifemdir. Bir kadeh içer misin? Vaktim yok. Bütün gece yol gideceğim. Başka zaman. Hay hay. İnşallah. Parayla pasaportunu verip kaçayım. Senin peşinden de ben yolcuyum. Mal paketlenip gönderildi. Anlaşıldı. Sana da uğurlar olsun. Gözün aydın. Nusret'i infaz edin. Büyük bir bela kalktı başımdan. Buradan bir an önce nasıl kurtulacağım, onu düşüneceğim artık.
Daha 3 gün önce şurada koşuyorduk Ayşin'le. Ayşin! Ayşin, kurtulacaksın. Şimdi hemen hastaneye yaşayacaksın sevgilim. Bıçakla beni, sarıl. Sen de bana sarıl, sımsıkı. Bırakma beni. Şimdi hiçbir acın kalmayacak. Sabret biraz. Ayşin! Hayır! Hayır Ayşin, ölme! Yalvarırım. Bırakma beni, ne olur. Ne olur ölme. Ölme ne olur. Başın sağ olsun delikanlı. Sağ ol. O gün silah sesini duyunca kulübeden dışarı fırladım. Ne gördün? Kaslı, deri ceketli bir herif motosiklete bindi hemen. Elinde de tüfek vardı. Bir adam da motorda bekliyordu. Hemen hareket edip uçtular. Konuştular mı? Birbirlerine bir şey söylediler mi? Konuşsalar da duyamazdım ki, içerideydim. Ağları onarıyordu. Kaç yaşındaydılar? Yüzlerini görebildin mi? İkisi de kaslıydı. Birinin saçı uzundu. Nereden biliyorsun? Kaskının altında bir tutam uzun saç inmişti ensesine. Ne renkti saçı? Koyu sarı. Önümden geçtiler motorla. Motorun plakasını gördün mü? Plakanın üzerine çamurla kapatmışlardı. Ya. 11-12-11-10. Tamam. Dinliyorum 11-12, tamam. Nusret Balcı'yı yazık ki bizden önce bulmuşlar. Öldürmüşler. Tamam. Ya. Nerede öldürmüşler? Nasıl, ne şekilde buldunuz? Tamam. Kavacık, Ülker Sokak 21 numaralı evde. Tabancayla bir el ateş edilmiş. Cinayet dün gece yarısına doğru işlenmiş. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Bu çok kötü. Çok kötü. Lanet olsun. Gel buraya, kaçma kahpe. Aldığın paranın hakkını ver. Ben senden parayı canım acıtasın diye almadım. Sadist köpek. Kimse benimle böyle konuşamaz. Çıllık. Yakarım lan seni. Vur, vur. Yapma. Alo, buyurun. Sevgilim, merhaba, nasılsın? Seni almaya geliyorum. Hiç beklemiyordum. Çok sevindim. Sana bir sürprizim var. Sanırım çok sevineceksin. Hazırlan hemen, beni bekle. Öpüyorum. Evet, yaşalı pislik karı. Kalk çabuk in, yoksa öldürürüm seni. Kalk dedim. Hadi kalk.
defol! Nusret'i öldürtmüşsün. İftira. İspatlayamazsan süründürürüm seni. Nusret konuşsaydı ipe çekilecektin. Seni ele veren herkesi öldürüyorsun. Belgeleri yok ediyorsun. Burada dünyadan kopmuş biriyim. Issız adada yaşıyorum. Uğraşma benimle. Seni hiçbir şey elimden kurtaramayacak. Ayşe'nin kanını ödeteceğim sana. Ayşe'nin mi? Çıldırmışsın sen. Onun katili de sensin. Öyle vicdansız, öyle şerefsiz birisin ki. Defol. Elinden geleni ardına koyma. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Çok sürmeyecek. Korkudan ağladığını göreceğim. Defol dedim hayvan herif. Ayşe'ne yeminim var. Seni öldüreceğim. Çok, çok güzel. Böyle bir ev çok istediğim ama düşünemediğim bir şeydi. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. O evi ya sat ya da yak. Böyle bir yer bile yetersiz. Sen çok daha yukarılarda yaşamalısın. Sana borçlarımı nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Bana borçlu değilsin sen. Yaşamımdaki her şeye ortaksın. Gelecekteki hayallerime, yeni başlayacağım müthiş bir olaya ve suçlarıma. Seninle cinayet ortağı olmak bile güzel. Bazı şeyleri hemen unutmak gerekir. Her şeyi o kadar ustaca, öyle akıllıca hesaplamışsın ki. Bazen rüyalarıma bile giriyor. Senin katkını da unutmayalım. Cüretli, yürekli, mükemmel bir katilsin sen. Öyleyim. İkimizin zekası ve gücü birleşince bizi hiç kimse engelleyemez. Müthiş bir olaya başlayacağımızı söyledim. Yeni kurbanımız kim? Yarın söyleyeceğim. Birine soracağım bir soru var. Alacağım cevaba göre ya vazgeçeceğim ya da saldıracağım. Bu akşam koğuşun değişecek. Siyasilerin koğuşuna geçeceksin hemen. Başımdaki bela bu kadar yakın mı? Olabilir. Senin hayatını güvenceye almak zorundayım. Duruşmanın sonunda bir geldin, bütün hesaplarımızı bozdun. Darmaduman ettin bizi. Şimdi de beni korumaya kalkışıyorsun. Ama yemem. Nusret Balcı öldürüldü. Ya? Uzaktan kumandalı bir katil dün gece işini bitirdi Nusret'in. Şimdi sıra sende. Evet. Bekir Gökten kendi canını kurtaracak, sizler birer birer öleceksiniz. Burada elim kolum bağlı olmasa bana saldıracak olanı pişman ederim ama tırnak çakım bile yok. Birbirimize muhtacız Hurşit. Sen koskoca müdür ve cin gibi adamsın. Açıkçası bana niçin muhtaç olacaksın? Karımı da o öldürdü. Berna ile Faruk. Sonra senin Pakize. Şimdi de Nusret. Ve zavallı karım. Cinayetlerinin cezasını çekmesi için, Bekir'in katil olduğunu ispatlamak için, hücum almak için konuşacaksın. Neyi öğrenmek istiyorsun? Rahmetli Pakize açıkça yazmış. Nusret Balcı'dan 750 bin dolar almışsınız. Yo, yarısını aldım. İkinci 375 bin dolara sen kan doğradın. Benim yalanımı ortaya çıkardın, iş bozuldu. Bekir Gökten'in seni tanımadığını biliyoruz. Nusret'le de hiç tanışmadığı anlaşıldı. Ama Bekir'den emir alıp Nusret'e bildiren biri var. Nusret de sana ve Pakize'ye iş veriyor, para ödüyor. Kim bu aradaki kişi? Bekir'in koğuşunda Bozdağlı Muhittin yatıyor. Uyuşturucu işi yapar. Cinayete bulaşmaz. Senin alanına girmez. Ama kimin ölüp kimin kalacağına o karar verir. Aynı koğuşta iki ağır silah. Muhittin ve Bekir. Elbet omuzdaş olmuşlardır. Bu hizmetin sana daha az ceza, daha çok koruma ve yakın bir hürriyet olarak geri dönecek. Geçici bir süre için sizi izinli sayıyoruz. Neden? Özel sorunlarınız var. Şu an çalışacak durumda değilsiniz. Değilim, evet. Yetenekli, deneyimli bir elemansınız. İleride sizi gene aramızda görmek isteriz. Anlıyorum. Size yapılacak bir ödeme var. Muhasebeye uğrayın lütfen. Muhittin Bozdağlı. Buradayım. Hazırlan. Emniyet müdürlüğüne gideceksin. Neden gidecekmiş? Kim istemiş bunu? Savcılığın talebiyle mahkeme karar almış. Emniyette ifade verecekmişsin. Ne ifadesi? Hangi olayla ilgili? Benim bildiğim bu kadar. Bir yanlışlık olacak. Sanmıyorum. Durup dururken beni niçin çağırsın? Savcılık mahkemeye başvurmuş. Karar aldırmış senin için. Tatsız bir şey bu.
Ne zamandır böyle bir meyhanede içmek istiyordum. Hem de seninle. Dünyada senin kadar kolay ve güzel yalan söyleyen yoktur. Öyleyse şimdi de doğru bir şey söyleyeyim. İşinden ayrılmışsın. Ne zaman duydun? Ne çabuk? Çünkü her an seninle ilgiliyim. Seni seviyorum. Bana inanacağın güne kadar bekleyeceğim seni. Gitmem gerekiyor. Beraber kalkalım. Holding'e gel benimle. Eski işine başla hemen. Olacak şey mi bu? İki patron içeden biriyim. Ben ne emredersem kesinlikle uygulamak zorundadır. Bir gün beni oraya Nazan çağıracak. O zaman gideceğim. Hala ümidin mi var? Evet. Bir bunalım yaşıyor Nazan. Senin sebep olduğun bir ıstırabı çekiyor. Geçecek, barışacağız. Yanılıyorsun. O hayatından çıkardı seni. Çoktan unuttu. Sabırlıyım ben. Bekleyeceğim. Gerekirse sonsuza kadar. Ya. Anlaşıldı. Nusret Balcı senin adamın. Senin emrinle gitti, Pakize ve Hurşit'i buldu. Hayır, benim bu işlerle hiçbir ilgim yok. Pakize korktu. Bana her şeyi anlatacaktı, öldürdünüz. Hiçbirini tanımıyorum dedim. Nusret daha önce senin hesabına kaçakçılık yapmış, tutuklanmış. Benim için çalıştığı iftiraydı. Aslı çıkmadı. Hurşit her şeyi anlattı. Yazılı ifadesinde Bekir Göktan'ın cinayetlerini üstlenmek için senin emrinle Nusret'ten 375 bin dolar aldığını itiraf etti. Yalan, bu da iftira. Bekir ile Nusret arasındaki köprü sensin. Değilim. Pakize de Nusret de Bekir Göktan'a ele verecekleri sırada öldürüldüler. Bekir ikisini de tanımazdı. İnfaz emirlerini sen verdin. Hayal bunlar. Her şeyi açıkça anlatmadan bu odadan çıkmak yok. Konuşacaksın. Seni konuşturacağım. Polis, sevgili arkadaşımız Ayşin Türkay'ın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş bir soruşturma yürütüyor. Ayşin'in tatile gittiği gün eşiyle yürüdüğü sahilde öldürülmesi, katillerin arkadaşımızı iyi tanıdıklarını ve devamlı olarak izlendiklerini gösteriyor. Bu konudaki gelişmeleri sizlere tekrar bildireceğiz. Şimdi diğer haberlerimize Ayşin'e dair duyduğum her şey perişan ediyor beni. Beni de. Babama gidiyorum. O da ayrı bir üzüntü. Senden de selamlar, öpücükler götüreyim mi? Tabii, hem de gönül dolusu. Sizi evlendirmeli artık, ne dersin? Hep bunu istemişimdir ama Bekir hapiste. Ne olacağı da belli değil. Böyle kötü bir zamanda evlilik... Asıl böyle bir zamanda şenliğe ihtiyacımız var. Aylardır ölümlerle, hapishanelerle ruhumuz karardı. Evet, Ayşinciğin öldürülmesi de feci şekilde sarstı beni. Sen Ekrem'le tatile gideceklerini biliyor muydun? Hayır, hiç konuşmamıştık. Aramız iyi değildi biliyorsun. Kafama takıldı nedense. O gün çamurlu çizmelerle, motosikletle nereden geliyordun? Kilyos'tan, söylemiştim. Bu iki etti. Benden şüpheleniyor gibisin. İçimde nedense tuhaf bir kuşku. Gerçekten tuhafsın anne. Beni nasıl bir katil gibi görürsün? En iyi arkadaşımı nasıl öldürürüm ben? Hem niçin? Haklısın. İstemeyerek bir defa elini kana buladın. Çilesini de fazlasıyla çektin. Babana çok selam. Öp benim için defalarca. Tabii, seve seve. Bir sigara molası. Bekir Göktan'a kiralık katili sen buldun. Nusret'i sen gönderdin Hurşit'le Pakize'ye. Sus hadi. Karımı da Bekir öldürttü. Gencecik günahsız karım o canavara kurban gitti. Orada da tetikçiler senin adamlarındı. Hayır, asla. Bekir kiralık katil bulamazdı. Sen yardım ettin. O istedi, sen öldürttün. Haberim yoktu. Namusuma, kitabıma. İkiniz de bunca cinayetin hesabını vereceksiniz. Hurşit ilk duruşmada seni açıkça suçlayacak. Bekir'i koruman faydasız artık. Onu astıracağım.
karımın kiralık katili köpekleri de. Sen de hepiniz asılacaksınız. Karınla ilgili hiçbir şey konuşmadı Bekir Bey. Benden hiçbir şey istemedi. Karını kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Yalan! Evet. Pakize ile Nusret'in infaz emrini ben verdim. Hurşit'e parayı Nusret mi ödedi? Evet. Bekir'in emriyle iş yerine gitti. 375.000 doları aldı. Kimin iş yerine gitti? Kimden aldı? Bekir Bey'in kızı Nazan'dan. Nazan'dan mı? Bu zaten çok geç kalmış bir evlilik. Annenle yıllar önce evlenmeliydim. Bence de öyle. O zaman Berna hayatıma girmeyecekti. Beni başka biriyle aldatmayacak, ne o ne de seviştiği adam ölmeyecekti. Ben de bu cehenneme düşmeyecektim. Her şey değişecek, her şey iyiye gidecek. Kurtulacaksın babacığım. Elbette kurtulacağım. Bu evlilik de yeni hayatımızın başlangıcı olacak. Annenle evlenmeyi istemesem bile senin hatırın için gene de kabul ederdim. Ekrem'i can evinden öyle vurdun. Bana öyle bir iyilik yaptın ki değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Annem bir an şüphelenir gibi oldu benden. Önemi yok. O hiç bilmez. Anlamaz bu işleri. Sen koruyucu meleğimsin benim. Sen de benim için öylesin. Merhaba, arayan var mı benim? Bir misafiriniz geldi efendim. Kim acaba? Hoş geldin Ekrem. Çok sevindim seni gördüğüme. Nasılsın? Gördüğün gibi. Anlıyorum. Çay ya da kahve içer misin? Hayır. Sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Bu işin içinde sevgili karımın, senin biricik arkadaşının Ayşe'nin de kanı var. Çabuk sor öyleyse. Nusret isminde birine 400.000 dolara yakın bir para verdin mi? Niçin soruyorsun bunu?